Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Tonguç'la beraber ne yapacağız? Tonguç'la beraber lahmacun yapacağız hocam. Ay saçmalama, pizza yapacağız seninle beraber. Çok güzel oklavamızı da aldık. Şimdi oklavamızla beraber hamurumuz var. Ondan sonra işte sosis sucuğumuz var gördüğün gibi. Ondan sonra unumuz var Tonguç evladım benim. Aynı zamanda domates salçamız. Of. Aynı zamanda peynirimiz Tonguç evladım benim. Ondan sonra domates, soğan. Ondan sonra gördüğün gibi mantarımız var. Bayağı bir şey için kullanacağız. Bunların hocam bayağı ya. Mesela bu ribozomu temsil edecek. Ondan sonra Tonguç evladım benim. Bu endoplazmik retikulumu temsil edecek. Ondan sonra işte ne bileyim. Bu kofulu hepsinin başka bir görevi var. Hepsini nasıl yani pizza yapmayacağız mı hocam? Aynen, pizza yapacağız ama aslında hücre modelini çizmeye çalışacağız seninle beraber. Peynir, soğan ve benzeri. Seninle beraber şimdi başlayalım pizzamızı yapmaya. Öncelikle malzemelerimizi Tonguç hocam. Hocam ince kenarlı olursa. Açalım bir hamurumuzu açmaya başlayalım Tonguç. Bak senin için neler yapıyorum bunun değerini biliyorum. Ama sana. Elinize yakıştı hocam evet, Allah var şimdi. Tebrik ediyorum teşekkür ederim. Bunları böyle bir açalım. Şimdi hamurumuzu oklavamızı alıyoruz Tonguç Eren Bey. Sonrasında böyle birazcık hani serpiştiriyoruz. Çünkü bu gerçekten hocam, de çok yakışacak. Hocam resmen börekçideki teyzeler evet, gibi oldunuz. Evet gerçekten de bak görüyorsun pizza şeklini vermeye başlıyoruz. Pizzamızı bu şekilde açıyoruz. Pizzanın ana iskeletini oluşturduk. İşte bu yuvarlak şey aslında Tonguç Eren Bey. Pizzanın hücrenin ana yapısı. Şimdi tabii hücrenin tam yuvarlak şekli yoktur. Aslında hücre de pizzanın birazcık daha benzeridir ama tam yuvarlak şekli yoktur. Tabii ki hücrenin ortasında bir kere kenarlarında birazcık daha böyle çıkıntılar olması gerekiyor. O neydi Tonguç Eren Bey'in kenarlarındaki bu çıkıntılar? İnce kenar, kaşarlı kenar. Aslında böyle bir sınır gibi olan yerler nedir biliyor musun? Hücrenin zarıdır Tonguç Eren Bey. Aslında şu anda ben ne yapıyorum? Hücrenin zarını belirginleştiriyorum. Ve hücrenin zarını belirginleştiriyorum. Aslında pizzanın da malzemelerinin dışarıya kaçmamasını sağlayacağım birazcık da. Aslında sınırları belli oldu artık. Şimdi sonrasında tabii pizzanın neye ihtiyacı var Tonguç'un? Peynire ihtiyacı var. Peynirimizi şöyle birazcık bocalama yapalım Tonguç Eren Bey seninle beraber. Peynirimizi şöyle. Tabii burada saf mozzarella kullanamıyoruz ne yazık ki. Çünkü ucuz malzeme kullanmak zorundayız. Çünkü çok gerçekten de maliyetli. Mozzarella sığır peynirinden yapılır hocam. Evet şimdi peynirimiz aslında hücrenin ortasındaki sitoplazmayı temsil ediyor. Hocam çok tabii güzel ki, oldu ya. Evet gerçekten de tabii ki bıçağımız. Hocam resmen acıkmışım ya. Evet, evet senle beraber peynirimiz aslında hücrenin ortasındaki sitoplazmayı. Hamur dünyası. Tonguç'um hücrenin kenarlarının ne olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi hücre kenarı hücre zarıdır. Evet bu sitoplazmayı şimdi bunları inşallah pişireceğiz beraber yiyeceğiz değil mi Tonguç Eren? Senle hücre içinde. Yenmez. Bunları israf etmeyeceğiz tabii ki. Hücre yenmez olur mu? Hücre bizim canlılık yapı taşımız. Yani hücrenin canlının en küçük yapı birimine hücre diyoruz. Benim beynimde onlarca hücre var. Bir çekirdeği oluşturalım. Çekirdek dediğimiz şey de aslında biraz küçük oldu ama neyse. Çekirdek dediğimiz şey de bir domates aynı zamanda bir tane mantar alıyorsun. Çünkü mantarın böyle ortası çekirdeğe benziyor. Bunu koyduğun zaman aslında hücrenin çekirdeğini oluşturmuş oldu. Hücrenin çekirdeğini oluşturduktan sonra tabii ki hücrenin çekirdeği ne yapardı? Hücrenin yönetim merkeziydi. Tabii bunun içinde kromozomlar bilmem ne falan filan. Aynı zamanda şu kromozoma benzediği için aslında bunları koydum böyle. Ondan sonra çekirdeğin yapısı da böyle çift katlı zara sahip. Onu da söylemek istiyorum aynı zamanda. Ve en önemli hücrenin organı nedir biliyor musun? Yani şu mısırlardan elde edeceğimiz... Hocam sol bir yapın lütfen. Ya evet şöyle yapalım. Tebrik teşekkür ediyorum ederim, seni. Teşekkür hücrenin ederim. Hücrenin önemli organı Tonguç Eren benim. Mısır. Şu anda attığım ribozom. Aslında bunlar ribozomları sembolize ediyor. Seninle beraber ribozomlar hücrenin protein sentezi yapan yeri hücre protein olmadan yaşayamaz. Hücrenin her yerinde vardır Tonguç Eren. Aynı zamanda birazcık şu malzemeden de alalım Tonguç. Hani domatesle kurmak. Roka. Hayır bu roka değil bu şey diye düşün. Hazul. Ispanak diye, ıspanak diye düşün. Ispanak. Bunlar aslında hücrenin öyle ıspanakları şöyle birazcık alalım Tonguç Eren'le beraber. Ispanaklar aslında hücrenin endoplazmik retikulumu. Çift lavaş olabilir mi? Şöyle teşekkür ederim. Şöyle birazcık daha böyle bükelim çünkü kanal sistemine benzemesi gerekiyor bunların. Şöyle bükelim. Büktükten sonra bir kanal sistemine benziyor. Hücrenin çekirdeğine birazcık yapışık gibi bunlar Tonguç Eren Bey. Bu kanal sistemi ne yapardı endoplazmik retikulumlar? Ve endoplazmik retikulumda şöyle bir güzellik var. Onu da söylemek istiyorum. Bazen ribozomlar bunun üzerinde konuşlanabiliyor. Hatta buna granüller endoplazmik retikulum diyoruz. Birazcık daha ileriye gidersek. Bu endoplazmik retikulumlar Tonguç Eren Bey hücre içi taşımayı sağlıyor. Taşımayı da anladık. Peki hücrenin başka ne görevi var? Nar ekşisi. Hücrenin lizozom denilen bir organeli var. Hatta sosisleri de lizozom olarak adlandırılır. Bu lizozomlar hücrenin sindirim yapan yerleri. Tabii ki bunlar aslında hücre içi sindirim. Nasıl bizim midemiz var ya Tonguç'um. Evet. Bu lizozomlar da sosisleri öyle düşün. Sosisler de aslında hücrenin sindirim yapılan yerleri diye düşün. Hücrenin her yerinde var yine aynı şekilde. Ve aynı zamanda ribozomları söyledik. Bir de hücrenin enerji santrallerine ihtiyacı var. Onu da küçük küçük mantarlarla sembolize edelim. Hücrenin enerji santralleri dediğimiz şey aslında mantar dilimleri olsun. Bunlar da ne adlandırıyordu? Mitokondri olarak adlandırıyordu. Mitokondri. Burada bu mitokondriler de hücrenin
enerji üretmesini nere sağlıyor? Enerji, enerji. Evet, çok biraz güzel. Biraz da sinerji. Evet, harika. Oksijenli solunum, yani solunum olayı sayesinde bunlar mitokondri dediğimiz, hatta yan tarafa bir sağ tarafa bir yerlere gelirler. Mitokondri dediğimiz organeller sayesinde mutlaka ne oluyor? Hücrenin enerjiye ihtiyacı var ve gerçekten çok temel bir organel diyoruz. Hocam çok güzel oldu ya. Ondan sonra Tonguç Hanım, mitokondri anlattıktan sonra biraz da koful ekleyelim. Koful dediğimiz şey de siyah veya yeşil zeytinler. Yeşil zeytinler besin deposu olsun. Çünkü kofullar aslında depo yapan, hücrenin içinde depo yapan organellerdir. Ama yeşiller iyi depo olsun. Bir de atık depolarlar bunlar. Onlar da siyah kofullar, siyah zeytinler olsun. Ne yapardı? Hem besin, hem su, hem de atık depolardı kofullar. Ve kofullar sayesinde de hücrenin içindeki bu depo organeli olarak da depoladığımız her şeyi tutabiliyoruz demiştik. Sonrasında Tonguç Eren Bey'im, tabii ki kofulu da anlattıktan sonra bir de Golgi var. Golgi'yi oluşturabilmek bir için ne yazık yaklaşıyor. Ki işte artık ağlamaya başlıyorum. Evet, Golgi'yi oluşturmak için soğan halkalarımızın bir kısmını böyle keserekten Golgi Tonguç çok enteresan. Böyle şöyle yapalım, hatta şu şekilde Tonguç Golgi. Şöyle bir yapıda, hatta şöyle gösterirsem gerçekten Golgi göstermiş olurum. Golgi hücre içi salgı mekanizması. Şu şekilde ellerinde full soğan kokacak senin için, bak hepsi bilim için. Teşekkürler hocam, çok güzel kokuyor. Bunlar aslında Golgi hücrenin salgı organı. Hocam gözlerim yaşardı. Mesela Tonguç, tükürük bezlerimizde Golgi organı çok fazla var. Çünkü hücrenin salgı yapan kısmı gerçekten bir hücreye benzedi. Gerçekten hani bizim resimlerde gördüğümüz hücre modeline benzedi. Pizzaya da benzedi. Hemen beraber sayalım. Çekirdeğimiz ortada. Çekirdeğimiz çift katlı bir zara sahip. Hücrenin yönetim merkezi. Mitokondri, bu küçük mantar taneleri, mitokondriler enerji üretimi sağlıyor. Lizozomlar, buradaki sosis parçacıkları, lizozomlar da hücre içi sindirimi sağlıyor. Golgiler de hücrenin salgı yapan organeli ve çok önemli işte tükürük salgıları, işte bütün enzimler, menzimler, paketlemeler, hatta salgı ve paket diye geçer. Tonguç Eren Bey'im, yeşil ve siyah zeytinlerde koful organeli, yeşiller böyle birazcık daha besin ve su deposu, siyahlarda atık deposu şeklinde düşünmesin. Bunlar da ıspanak parçaları da Tonguç Eren Bey'im endoplazmik etkilim, yani hücrenin taşıma yapan organeli. Tabii hücrenin içinde bir sürü böyle bir sıvısı bir yapı, sıvı bir yapı var. Onu oluşturmak için böyle hani birazcık da etraflarına, hatta hücrenin sınırlarını belirleyebilmek için, hatta şöyle yapalım Tonguç Eren Bey'im. Onu fazla kullanmadık ama şöyle hani tam bir aslında... Hocam resmen bir maestro gibi yemek hazırladınız. Evet, gerçekten de İtalyan bir aşçı edasıyla sana çok güzel bir pizza hazırlıyorum. Usta salçamızı şef. Salçamızı da koyuyorum. Bon Giovanni de Chef diyoruz sana Tonguç Eren Bey'im. Hocam gerçekten... Gerçekten sitoplazmanın sınırlarını da belirleyelim ki hücre zarımızı da tam net bir şekilde belirlemiş oluyorum. Salçamızı da yaptıktan sonra pizzamız artık yemeğe hazır. Birazcık fırınlayalım Tonguç Eren Bey'im. Senle pizzamızı yiyelim. Tabii hücrenin içinde, sitoplazmanın içinde bir sürü besin var. Bir sürü hücre iskeleti var. Başka bir sürü öğrenmemiz gereken şey var. Onları da böyle serpiştiriyoruz. Tabii hücre böyle bir çok basit bir yapı değil aslında. Böyle domatesler var. Ondan sonra işte besinler var. Bir sürü ayrı bir besin var. Hatta böyle bulamaç şeklinde sana getiriyorum. Gerçekten iyi bir pizzacıya dönüştürdüm. Hocam resmen orta boy pizza oldu. Bu besinleri de peynirlerle, domates parçalarıyla falan filan şey yapabiliriz. Tarif edebiliriz. O zaman Tonguç, şimdi senle beraber hazırlanmış pizzamızı alalım Tonguç Evren Bey'im. Orada hazır bir pizzamız vardı. Onu da getirelim Tonguç Evren Bey'im. Hemen sana göstereyim. Ve şimdi yaptığımız pizzanın aslında biz senin için hazırladık. Bu hazırladığımız pizzayı sana şimdi getireceğiz. Evet, şimdi pizzamızı alalım Tonguç Eren Bey. Ver bakalım buyurun pizzamızı. Hocam. Evet, tebrik ediyorum seni. Bak, hazırlanmış bir pizzamız var zaten gördüğün gibi. İşte bu pizzayı aslında biz senin için daha önce hazırladık. İşte bu aslında, tekrar söylüyorum, çekirdeğimiz burada. Aynı zamanda sosislerimiz, lizozomlar, demin de gösteren mısırlar, ribozomlar. Aynı zamanda işte mitokondriler, endoplazmik retikulum var falan filan. Bu şekilde aslında pizzamızı hazırlamış olduk Tonguç'um. Ve gerçekten bunu şimdi fırınlayacağız ve seninle beraber biraz sonra yiyeceğiz. Gömelim hocam. Ama resmen. Ama şimdiden hücre modelimiz hayırlı olsun. Hadi bakalım, bir sonraki deney videomuzda görüşmek üzere. Merdaneyi bıraksaydınız iyi olurdu, korkuyorum.